kanalımız 4 Yıl Manşet TV'ye abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Yine sizlerle bir Kazım Yıldırım ile Ramazan gecesinde bir ve beraber olabilmenin mutluluğunu, güzelliğini, huzurunu yaşıyoruz. Bizden size kucak dolusu selam ve muhabbetler arz ediyoruz. Evet, bugün yine güzel bir Ramazan gününün iftarı. İnşallah bugün ayın 20'si. İnşallah Ramazan 20'yi idrak etmenin güzelliğini yaşıyoruz. Bugün konuğumuz Zafer Demirci Bey. Birey Plus Eğitim Kurumları kurucu ortaklarından, yıllara dayanan dostluğumuz, bu güzel programla daha iyi pekişiyor. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk ya. Nasılsın, iyisin inşallah? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah. Biz de sizi misafir etmekten mutluluk duyduk. İnşallah bu güzel programın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyoruz. Evet, sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi kelamların en güzeliyle programımıza başlayalım ve ondan sonra devam etsin inşallah programımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun avlem min rabbir rahim. Ve emtazul yevme eyyuhel mücrimun. Elem ehad ileykum ya beni adem en la ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin. Ve ne'buduni hâzâ sırâtun mustakîm. Ve leqad adalle minkum cibillen kefîrâ felem tekûnû tâğilûn. Hâzihi cehennemul letî kuntum tu'adûn. İstavhel yevme kuntum tekfurûn. El yevme nehtimu alâ efvâhim ve tükellimun eydîm ve teşhedü ercûnü bime kânû yeksibûn. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرًا وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala cemiyel enbiyay vel murselin. Ve ala cemiyel evliyay velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet, Allah razı olsun. Değerli dostlar, Zafer Hocam da gelirken bize böyle güzel bir hediye getirdi. Ramazan iklimine uygun Allah ve Muhammed lafzlarının olduğu tablo. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Şöyle koyalım burada. Arkamızı dayayalım inşallah böyle. Evet hocam, Covid-19 münasebetiyle bayağı bir sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Farklı bir süreçten geçiyoruz. Evet. Özellikle eğitim kurumunun içerisinde olmanız münasebetiyle yıllardan beri eğitimle, öğrencilerle böyle mücadele halindeyken bir anda korona diye bir Covid-19 çıktı ve ondan sonra herkes frenlere bastı. Aynen öyle. Bu süreci nasıl değerlendiririz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, yani Covid-19 gerçekten yıllardır, şimdi biz 7/24 çalışan insanlar olarak, eğitimin içinde olarak sürekli enerjimizi hep eğitim harcadık. Yani hep öğrencilerle iç olduk, gece gündüz demeden çalıştık, kamplar yaptık, sabahlara kadar ders çalıştık. Ama bu süreç şunu gösterdi. Biz hep şunu söylüyorduk, yani bir vakit olsa da dinlensek, biraz olsa da beklesek. Fakat öyle bir virüs geldi ki, işte arkadaşlar hep bahsediyorlar, ağırlığı, gramajı şu kadar diye. Bir virüs girdi ve bütün hayat felç oldu. Ha, ben burada olumsuz düşünmüyorum açıkçası. Yani yıllar önce bunu Ramazan olması münasebetiyle de anlatayım.
Peygamber Efendimiz savaştan geldikten sonra aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor. İnsanların diyor artık küçük savaşı bitti, büyük savaşı başlıyor. İnsanların en büyük savaşı nefsiyle olan savaşları. Evet. Ve burada ben velilerimize özellikle bunu söylemek istiyorum. Velilerimiz ne olursa olsun burada öğrencilere çok fazla yüklenmemesi gerekiyor. Çünkü biz yaşımız 40 küsur olmuş, bu yaşta bu mücadeleyi vermeye çalışırken, insanlarımız bu mücadeleyi vermeye çalışırken, evine ekmek götürmek isteyen bir sürü insan varken, ciddi manada ihtiyaç duyulan ve insanların gerçekten ikilemde kaldığı bir süreç. Ama sadece Allah da şöyle bir şey istiyor benim zannımca yani. Evet. Diyor ki insanlar kendini yoklaması lazım, kendini check etmesi lazım. Siz şimdiye kadar uğraştınız, bu kadar mücadele ettiniz. Şimdi bomboşsunuz ve kendinizin eksinizi, artınızı, doğrunuzu, yanlışınızı, ne kadar fazlalığınız, azınız var. Bunun halini çünkü Amerika'da bile gördüm, işte Japonya'da bile gördüm. Secdeye kapanıp Müslümanlar gibi dua eden doktorlar gördüm. Değil mi? Çok etkiledi beni yani. O yüzden bence hani öğrencilerimize de çok fazla yüklenmemek lazım. Çünkü onlar daha iradelerini tam manasıyla ortaya koyabilen çocuklar değil. İster istemez de bunlar onun mücadelesini vermeye çalışıyorlar. İnsanın nefsiyle olan mücadelesi en ağır mücadeledir. Tek başına kalmayın diyorsa Allah, Yaradan bunu söylemişse, hep beraber çocuklarımıza, ailemize, eşimize, dostumuza yardım edeceğiz. Beraber birlikte olacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Evet, Allah razı olsun. Hocam Ramazan, işte başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan üç onluğun son onluğu artık. Sona doğru geliyoruz. Evet. Yani belki yarın gece, belki bu gece artık Kadir gecesi. Bin aydan hayırlı bir geceyi idrak edeceğiz. Eskiden Ramazanlar nasıldı? Şimdi Ramazan nasıl? Vallahi ben aslında kendim olarak çok fazla eskiye gitmek isteyen bir adam değilim. Hep bir söz vardı, okuduğum bir söz. Hayat akarsu gibi. Yani nereye gidiyorsa ona göre şekil alıp yönlenmek gerektiğini düşünüyorum. Özlem duymuyor muyuz? Tabii ki. Yani çocukluğumuzda teravih namazlarına gitmemiz, teravihten sonra lokum bisküvi dağıtılması, işte şeker dağıtılması, çocukların arkada gülmesi bile insan özlem duyuyor tabii ki. Ama bu süreçte baktığınız zaman cemaatle bile namaz kılamıyorsunuz artık. Evet. Yan yana duramayın. Sakla, yani. Safları sıklaştırın. Artık safları ayrıştırın. Evet, şekline aynen. Dönecek gibi. Evet inşallah. 12 Haziran'da camiler açılacak. İnşallah. İnşallah. Yani en azından camilerimize belli bir oranda kavuşacağız. Bu güzel bir olay. Hatay için, Adana için şimdi 15 ile düştü. Bu şey biraz gevşetildi. Evet. Yani tabii ölüm vakalarına düşüş güzel bir olay. Yani iyileşen hasta sayısı ama tabii tedbir elden bırakmadığın takdirde hastalananlar da var. Evet, ne olursa olsun. Bugün kayınvalidem de bahsetti. Yani İstanbul'daki doktor akrabalar var. Onlarla görüşürlerken mesela söyledikleri şey şu. Yani gerçekten hani Müslüman ülkelerde biraz daha bunun daha az olduğunu, temizlik konusunda belki biz Türkler olarak biraz daha hassas olduğumuz için sanki biraz daha hafif atlatıyormuşuz gibi. Ama İslam'ın özünde, İslam'ın insanlığın özünde aslında temel felsefe tedbir elden bırakmayacaksınız. Evet. Ne olursa olsun yani. Bir cenaze merasimine gitmiştim hocam. Dört yolun böyle güzel konuşmasıyla, sohbetiyle güzel bir arkadaşımız, bir ağabeyimiz, bir büyüğümüz şey yapıyor böyle. Tam ben çıkarken tabii beni görünce nereye gidiyorsun Kazım yarim dedi. Gitmiyorum dedim, senin yanında oturacağım dedim ben de. Tabii oturduk böyle karşı karşıyayız. Onun hanımını götürmüştüm buraya. Kazım yarim dedi, İslam'ın şartı kaç dedi böyle. Ulan dedim arkadaş şimdi çok zor bir soru sordun dedim. Niye? Ya dedi ki işte bilmiyorum dedi. Ya dedim mana var, farklı bir şey vardı bu soruda. Öyle deyince ben de dedim ki soran sorulandan daha iyi bilir dedim. O zaman dedim sen söyle dedim biz öğrenelim. Dedi ki Kazım yani dedi ikidir dedi. Allah Allah dedim ben de. He dedi. Ne onlar dedim. Biri temizlik, biri güzel ahlak dedi. Şimdi herkes beni affetsin. Bugün lavabolarda kağıt mendil kullanıyoruz. Gerçekten hani namazın şartlarında hadesten taharet, necasetten taharet.
necisten temizlenme olayı var. Yani o kağıtla yapılan temizlik olmuyor. Evet, yani hani derler şu sol eli kullanacaksın, şu parmağı kullanacaksın. Yani bu olmuyor, o zaman temizlik de olmuyor. Namaz için bazı şartlar gelir. Hadesten, taharet, necasetten, setrul ak, üstün kıyafet, istikbali kıble, kıblen olacak. Vakit girecek, niyet edeceksin. Yani bir namazın şartları ama ne diyor Peygamberimiz yine bir hadis-i şerifinde? Tabii ben bunu hemen o söyleyince onlardan yola çıkardım. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki temizlik imanın yarısıdır diyor. Ve ondan sonra yine başka bir hadis-i ben diyor güzel halâı tamamlamak üzere gönderdim. Şimdi gerçekten öyle noktalar ki bugün toplumda yani konuşurken bile insanlar çok böyle argolu, böyle laubali, affedersiniz lanlı, lunlu böyle konuşmalar. Bilmiyorum hocam, şimdi sizin eğitim camiası içinde olun. Siz bunların hep her gün, her an bunlarla berabersiniz. Evet, evet. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya şimdi bu biraz insanların hani kişilik ve ahlakı ailelerden gelen bir şey. Yani bir insan dinimizce de ilmi olarak da bunlar ispatlanmış bir şey. 6 yaşına kadar çocuk bütün ahlakını, bütün kişiliğini, karakterini 6 yaşına kadar almış oluyor. Bizimki hani hep atalarımız sözü vardır, otu çek köküne bak diye. Evet. Baktığımız zaman gerçekten bir çocuk aileden aldığında bunu eninde sonunda gerek 20'sinde olur, 30'unda olur ama eninde sonunda ailesinin ayağını kaldırdığı yere çocuğu o ayağın üstüne basıyor. Bu ahlak ve kişilik aslında aileden gelen bir şey. Ailenin gerçekten bu konuda, hani biz hepimiz eleştiriyoruz, hepimiz bakıyoruz. Ben bu konuda oğluma bile bazen bir şey söyleyemiyorum. Daha 9 yaşında ama şimdi bazen bir kere mesela yürürken içeride, evin içinde yürüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Diyelim ki işte gömlek çıkarıp tişört giyiyorsunuz. O çocuğa ben bir şey anlatmadım. Ama bir baktım ki benim yaptıklarımın aynısını yapıyor. Ve ben utandım. Yani o yüzden çocuklara da hani bakıyorsunuz genç nesil çok farklı bir nesil. Fırlanta gibi bir nesil. Zekası çok deha bir nesil. Bu konuda biz sadece örnek olmalıyız. Yaşamalıyız. Yani Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi, Osmanlı padişahlarının yaptığı gibi biz hiçbir şeyden çekinmemize gerek yok. Biz gerçekten doğru ve düzgün yaşayabiliyorsak ondan sonrasını zaten çocuk kendisi alacak. Ama alamıyorsa ya imtihandır ya da biz kendimizi kontrol etmemiz, check etmemiz gerekiyor yani. Evet. Hocam şöyle bir bakalım. Gül Mermer Granit 4 yol şu anda Kümlü'den bizi seyrediyor. Selam ediyoruz ona. Serkan Özalıcı, Alparslan Çevik, Sağan Arslan, Ali Dike. Ondan sonra Mehmet Hocam şu anda bizleri izliyor. Evet, herkese selam ediyoruz buradan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hocam bir ilahi arası yapalım mı? Ben çok özür diliyorum ilahiden önce. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Bugün de bazı işte bu akşam canlı yayına çıkacağımız için biraz sohbet ettik, muhabbet ettik. Evet. Dört yolda gerçekten hani ne olursa olsun Kazım Yıldırım olarak, Kazım abi olarak bu yaptığınız şeyi ben çok mutlu oldum. Yani buraya gelirken evet bir heyecan var mı? Var tabii ki. Konsantre olma var mı? Var tabii ki. Ama bu güzelliği bu Ramazan ayında olsun, normal zamanlarda olsun paylaşmak ve akla gelmesi, sizin bunu yaymanız, hani iyilik yayılır sever bir şeyse bunu bu süreçte yapmanız ve insanların özellikle bunaldığı bir süreçte, insanların evlerine kapandığı bir süreçte çok teşekkür ediyorum. Yani bunu gerçekten devamlı diliyorum. Allah işinizi rast getirsin. Herkes bu konuda çok mutlu. Ben en azından görüştüğüm insanlara baktığım zaman. Evet. Bu konuda da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli dostlar, bu arada ilahiye de girmeden önce malumunuz son günlerde, son bir haftadan beri sürekli üzerinde durduğumuz bir konu var. Dört Yol Manşet TV YouTube sayfası. Şimdi videolarımızı yüklüyoruz. Bugün böyle geziyorum, şöyle bakıyorum nereleri gezmişim, ya nereleri gezmemişim. Çok evet. Güzel. Bu nokta itibariyle YouTube'dan herkesin cep telefonunda YouTube var. YouTube'u açıyoruz. Dört Yol Manşet TV yazıyoruz. Orada aboneye tıklıyoruz. 1000 aboneden sonra canlı yayınlarımızı artık YouTube üzerinden yapabiliyormuşuz. Ben bunu bilmiyordum. Halbuki şu anda 20.000 kişi Dört Yol Manşet gazetesini sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da 6.900-7.000 kişi takip edebiliyor.
Bundan dolayı çok güzel ve mutluyuz. İnşallah YouTube'da da başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Önümüzde bir bayram var. Bayramla ilgili gazete çalışmamız inşallah var. Bakalım artık bu güzel süreçte, insanların evrene kapındığı bir süreçte biz de ne yapabiliriz'in derdindeyiz. Muhtar Muniz Arslan, Elif Can şu anda bizleri takip ediyorlar. Onlara da selam ediyoruz. Meral Satir ablamız ailesiyle beraber onlara da selam ediyoruz. İnşallah bu güzel Ramazan gecesinde. Belki Teravih'e gidemiyoruz ama evimize kalanlar bu programı seyrettikten sonra kırıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hocam bir ilahi okuyayım mı? Ağzınıza sağlık. Evet, Allah razı olsun. Ya ilahi senden bir dileğim var. Kapından sürüp öte dara düşürme, dara düşürme. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu giryana hara düşürme. Cemalin nurudur aşıkın canı, aşık feda etmiş ezelde kanı, ezelde kanı. Ey bu can mülkünde ruhun sultanı, aşkından başka bir hara düşürme. Ey bu can mülkünde ruhun sultanı, aşkından başka bir hara düşürme. Kadir Mevlam ateş atma özüme, dünya malı görünmüyor gözüme, ah bu gözüme. Ya ilahi sen bak benim yüzüme, cehennem ateşi ile dağlama. Sensin hem de ki ben, ben gibi duran, sinemin üstünde hadsiz oturan, hadsiz oturan. Ey gönlümü yakıp kalbimi bilen, derdimi dermansız hala düşürme. Malumundur halim ey yüce Rahman, gizli saklı neyim var hep sana ayan, hep sana ayan. Ey rahmeti sonsuz lütfu bir payan, gönlümü yüzde bir dara düşürme. Ey rahmeti sonsuz lütfu bir payan, gönlümü yüzde bir dara düşürme. Evet sevgili dostlar, bugün YouTube'a güzel bir yorum gelmiş Almanya'dan. Çok renkli bir şey diye böyle bizimle arkadaş olmak istiyormuş. Bu da güzel bir olay. İnşallah sizler de bol bol tavsiye edin. Elinize telefon alın, hemen dört yol Manşet TV'ye YouTube'dan girin ve ondan sonra beğeni yapın. Evet, Serkan Özalıcı ve iki kişiyle birlikte bizi seyrediyorsunuz. Devam ediyorsunuz seyretmeye. Selamlar hocam. Sami Aslan, çok teşekkür ederiz. Sami abimize de selam ediyoruz buradan. Evet sevgili hocam. Şimdi benim sevgili hocamla böyle bir hatıram var. Onu anlatayım mı? Anlatayım mı hocam? Tamam, başlar. Şimdi burada aslında biraz çok uzun da bu. Bir kıssadan yola çıktık. Biz böyle Kırıkkale'ye gittik. Kırıkkale'de bir eve misafir olduk. Hanım kız bir dershaneyle anlaşıyor. Bir öğretmen arkadaşımızın, Ali Rıza Uygur hocamızın arkadaşını. Neyse, tabii anlaştığı ders özel kurs sadece öğretmenler, kaynak yok.
kaynağı kendileri getirecekler. Öyle mi öyle? Tabii şimdi bunu bilenler hemen tebessüm etmeye başladılar. Orada hanım kızla konuşurken nasıl gidiyor çalışmalar falan filan derken bak dedi Kazım amcam bile seni düşünüyor dedi. Ya amca dedi böyle böyle biz bir yerle anlaştık. Ne kadar anlaştık? İşte şu kadar paraya anlaştık. İyi çok güzel. Ama kaynak yok. Nasıl yok falan. Ondan sonra aklıma bir kıssa geldi. Dedim ya dur ben onu anlatayım. İbrahim Hakkı Hazretleri biraz uzun böyle. İbrahim Hakkı Hazretleri'ni görmek istediğim bir tane fırıncı var. Bir sürü olaylar gelişiyor. Ve tabii fırına giriyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Diyor sabah namazına kadar oturabilir miyim? Buyur otur diyor şimdi. Geç otur diyor adam. Neyse ezan Allahu Ekber Allahu Ekber deyince hemşerim hoş geldin diyor. Lan sabahtan beri burada oturuyorum diyor. Akşamdan beri bir merhaba etmedin diyor. Şimdi niye diyor söyledin diyor. Diyor ki benim diyor mesain bu saate kadar diyor. Eğer ben seninle diyor kaba tabir mavra yapsaydım diyor. Patronun diyor hakkına tecavüz etmiş olurdum. Ya diyor sen ne kadar güzel bir adammışsın. Diyor ki Allah senden ne istedi vermedi. Dedi ki vallahi Allah'tan ben ne istediğim her şeyi verdim. Bir tek dedi bir şey var onu dedi onu da bekliyorum dedi. O ne dedi? Ya şu İbrahim Hakkı diye bir adam vardı Hazretleri. Onu dedi çok merak ediyorum görmeyi. Adam camiden atılmış kafası böyle merdivenlere vura vura gelmiş. Neyse gene o zaman İbrahim Hakkı Hazretleri ben diyememiş. Adam da ya demiş ki Allah demiş senin de o istediğini demiş. Merdivenlere kafasını vura vura getirir demiş ayağına demiş. Ama yine beni öldürürsün. Benim sen hiç merak etmedin. Ta dört yoldan sana dedim buraya dedim. Belki o kitapları getirmek için geliyorum senin yerine. Tabi geldim ben telefonu hemen sarıldım. Zafer hocam aradım. Hocam dedim ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Ya dedim hocam sana bir şey anlatayım dedim. Anlat dedi. Tabi 15-20 dakikalık bir mevzu böyle. Anlattım ben. Dedi ki abi hemen. Vallahi Allah razı olsun şöyle bize bir kitap. Ondan sonra birkaç tane daha arkadaş aradım. Tabi Allah razı olsun biz bir koli yaptık hocam. Koliyi gönderdik buradan. Neyse babası demiş ki kızım demiş vallahi demiş bak benim hatırım olmasın annenin hatırı olmasın. Şu adamın hatırı için demiş üniversiteyi kazan. Yani Allah bu çok güzel bir olay hocam biliyor musun? Kesinlikle abi yani bir kere niyet önemli. Yani siz burada niyet ettiniz güzel düşünceyle Allah siz niyet ettikten sonra karşınıza her şeyi çıkartıyor. Sadece samimi olmak lazım ve güzel düşünmek lazım. Evet. Allah sizden razı olsun. Yani. Amin. Hocam sizle de uzun zamandan beri tanışıyoruz. Tabii evet, dört yolda çok güçlü bir altyapın oldu. Yani insanlar tabii sevgisiz olmaz bu iş. İnsanlar yemek bile yerken yemekte sevgi yoksa o yemeğin lezzetini almaz. Mesela bol kepçe lokantası. Kuru fasulyesi meşhur arkadaş. Evet. Suudi Arabistan umreye gittin. Adam dört yola gelmiş kuru fasulye yemiş bol kepçede. Onu anlatıyor evet, bana. Şimdi yani bu sevgi olmadan olmaz. Zafer Demirci ismi dört yolda artık gerçekten öyle bir güzel noktaya oturdu ki. Allah razı olsun. Evet hocam. Zafer Demirci, Zafer Demirci'yi dinlemek belki zor olur ama. Yok estağfurullah. Abi şöyle yani gerçekten hani bu işe yürek vermek gerekiyor. Bu işin içinde yorulmak gerekiyor. Biz yıllardır evimizin kapılarını açtık. Yani burada eşime, aileme, anneme, babama herkese teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu süreçte hiçbir zaman of bile demediler yani. Öğrencilerle içli dışlı olduk çünkü şöyle bir şey var. Yani eskiden belki bunları çok anlamazdık gençken ama ilerleyen süreçte eğitim hayatım boyunca şunu gördüm. Karşımdaki insanın derdiyle dertlenebilmek. Bu öğrenci insanların yani bu öğrenci arkadaşlarımızın gece gündüz şu an ben her birini tek tek tabii ki düşünüyorum. O insanların ne ızdırap içinde olduğunu hissedebiliyorum. Çünkü gerçekten zor. Yani anne, baba, aile ve gelecek. Yani geleceğiniz her şeye bağlı ama bir anda bomboş, dımdızlak kalıyorsunuz. Bu süreci gerçekten atlatması çok zor. İçinde bunların olgunlaşması çok zor. O insanın derdiyle dertlendiğiniz zaman zaten bütün kapıların açıldığını görüyorsunuz. Yani Zafer Demirci ismi şahsım olarak böyle benim adıma çok bir şey ifade etmiyor. Ama o insanlara bir şeyler verebiliyorsam, sokakta yürüdüğümde, kafamı kaldırdığımda, herhangi bir öğrencinin ismini veya işte bir iş yerinde karşılaştığımda bu duyguları anlayabiliyoruz. O öğrencilerimiz bizi gördüğünde, selam verdiğinde
Evet, biz şimdiye kadar işimizi samimiyetle yaptık. Bundan sonra da yapmak istiyoruz. Allah nasip ederse tabii ki. Evet, Allah razı olsun. Çok güzel. İstediğimiz tek şey bu. O insanlar güzel yerlere gelsinler. Çünkü ben sadece bir şey söyleyeyim. Hani bu Ramazan olması hasebiyle belki. Çanakkale'de biliyorsunuz hep yıllardır söylenen şey. Türkiye'nin bu konumda olmasının en büyük sebebi Çanakkale'de en ön safta çarpışan o üniversite öğrencileri. Üniversiteyi okuyamamaları, tıbbiyeyi bitirememeleri ve savaş hasebiyle bu insanların tamamını kaybetmemiz. Belki o insanlar olsaydı, belki o insanlar devam etmiş olsaydı Türkiye'nin çok farklı noktalarda olabileceği söyleniyordu. Bütün geleceğimiz bunlara bağlı. Bu 4 yolda olsa, yani 4 yıla hizmet edecek insanlar eninde sonunda geri döndüklerinde, 4 yıla geldiklerinde buraya bir çivi bile çaksalar o insanlara minnetle saygı duyuyoruz. O insanlar dürüst oldukça, doğru oldukça, mücadele ettikçe hepsini canı gönülden çok seviyoruz yani. Evet, bravo. Sırrının da bu olduğunu düşünüyorum Evet. yani. Merhum Atatürk Mersin'e geliyor. Hayatında diyor cevap veremediği bir tek soru oldu diyor. Hemen hatırlamışsınızdır. Bu diyor konak kimin diyor? Bu yorganın diyor. Ermeni. Bu kimin işte? Bu öteki Ermeni'nin. Bu öteki Ermeni'nin. Ya diyor bunlar bunu yaparken diyor siz ne yaptınız diyor. O da yani oradakilerden biri ne diyor? Diyor ki biz seninle beraber cephedeydik diyor. Paşam diyor. Cevap veremediği nokta bu. Evet Allah rahmet eylesin. Gerçekten Amin. onların mekanları cennet olsun. Japon diyor ki Japonlar sizin diyor Çanakkale'niz var diyor. Biz diyor çocuklarımızı ilk önce Hiroşima'ya götürüyoruz. Bakın eğer güçlü olmazsanız geleceğiniz nokta burası diyoruz. Sizin Çanakkale'niz var diyor. Çanakkale'yi her insanın görmesi gerekiyor. İnşallah Aynen öyle. o hali, Ruhiye'yi yakalamak nasip olsun inşallah. İnşallah. Evet hocam, Birey Plus eğitim kurumları Dört Yolda gerçekten Türkiye'nin önde gelen bir markasını kazandı. Bununla Evet. ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Birey eğitimleri olarak birey dershaneleri, dershanecilik sektöründen beri yani 25 senedir bu sektörün içinde sistemsel olarak devam eden bir kurum. Dört Yolda da zaten hani bizler gerek eşim olsun gerek kardeşim olsun beraber bu konuda yıllardır burada emek harcıyoruz. Yani tecrübelerimizi birlikte beraber paylaşarak 4 yolda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Abi, öyle çok bir iddiamız yok. Sadece bize gelen insanlara veya faydalı olabileceğimiz gençlere onlara hedeflerine ulaştırabilecek şekliyle devam etmeye çalışıyoruz. Yani lise ve mezunlar kısmıyla, ortaokul kısmıyla belki devam ediyoruz. Bu çocuklara bir şeyler verebilmek. Bu süreçte tabii ki canımız sıkılıyor, tabii ki canımız yanıyor. Ne kadar mücadele edin desek de çok zorlandığı nokta çünkü eşim akşamları belki gece 12-1'e kadar sürekli olarak telefonla görüşüyor. Kardeşim sürekli olarak görüşüyor. Evet, sorularını çözüyoruz. Motive etmeye çalışıyoruz ama en fazla 2 saat sürüyor belki. Çünkü o psikolojiler gerçekten kolay bir şey değil. Birey kurumlar olarak da hani bu sene birey olarak ilk senemiz belki ama bizim oradaki emeğimiz ve eğitim tecrübemizin birikimi olarak düşünüyoruz. İnşallah da 4 yolumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Tek İnşallah. istediğimiz şey bu yani. Evet, Milli Eğitim Bakanı bu süreçte çok ciddi atılımlar yaptı. Mesela EBA Evet. TV ile. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? EBA ile alakalı şöyle söylemek Malum Milli istiyorum. Eğitim Evet. Bakanımız da şu anda siyasetten gelen bir şahıs değil. Yani Aynen. eğitim Eğitimin içinden içinden gelen gelen, bir o işinde yoğrulmuş, yani okullarda yöneticilik yapmış ve gelmeden önce bütün okuldaki şeyini devretmiş, öyle gelmiş. bakanımız. Ben şöyle söylemek istiyorum. Yani Sağlık Bakanlığı olsun, Milli Eğitim Bakanlığı olsun. Yani bir süreç, bir problem ortaya çıktıktan sonraki özverilerinin çok güzel ve farklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu özveri olarak gerçekten bir mücadele içindeler. Yani hani bu iş olmaz deyip ya da bu iş yapılmaz deyip bir kenara çekilmeden ziyade çocuklara ne kadar faydalı olabiliriz veya insanlarımıza ne kadar faydalı olabiliriz diye bir süreçten geçiyorlar. Emeklerine sağlık. Yani hani hata var, eksik var, yanlış var, fazla var. Bunları tartışmak doğru değil. Bir çocuğu düşünün. Şu anda köprü geçiriyor. Aynen. Sabah 8.30. Sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar okulda olan çocuklar şimdi evde anne ve babalarının başındalar. Burada şimdi
bu çocukların alanını doldurabilmek çok ciddi manada emek istiyor. Evet. Bu konuda da ben de nacizane demek istiyorum. Yani hani haddimiz ve hakkımız değil belki ama emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. İnşallah çocuklara çok güzel faydaları olacaktır. Olduğu kadarıyla çünkü hiçbir şey olmasa bile bu süreçte yaptıkları takdire şayan, bu kadar Evet. uğraşmaları bile saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Evet, birey plastan başladık. Şimdi babanız o şimdi ben değerli dostlar aynı zamanda videolu haber çok yapıyorum. Evet. Yani benim işim gezmek. Ben geziyorum. Allah razı olsun. Tabii kime gidiyoruz böyle? Herkese mi gidiyoruz? Yani özellikle bu süreçte buraya kimler geliyorsa onlarla birebir temaslarımız, görüşmelerimiz var. Hala devam ediyor. Belki biz gidemiyoruz ama bugün onlarla burada buluşuyoruz. Allah razı olsun. Bu arada yarın akşam Allah izin verirse 4 Yol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Ercan Yıldırım Bey misafirimiz olacak inşallah. Bu sizin oturduğunuz yerde yarın Şeref oturacak duydum. inşallah. Yani bu şeyden süreçte geldiğimizde çok güçlü bir kadro hazırladınız. Çağatay hocamız, yine eşiniz, yine kardeşiniz, yine ekip çok güzel bir ekip. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Abi, ekip olarak şöyle söyleyeyim. Yani tüm arkadaşlarımız, buradaki tüm dershanedeki, okuldaki arkadaşlarımız 4 yıl için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ekibimiz gerçekten hani kendi alanlarında tecrübeli arkadaşlarımız hepsi. Onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani ben hep yapım gereği şu, sadece çıkar, işimi yapar, ondan sonrası takdir tabii ki önce Allah'ın sonra halkımızın. İşimizi yapmak da sadece bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz yani. Evet. Kadro olarak, doküman olarak her şeyle her zaman hazırız, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Diyorum ya, sadece çocuklarımızı düşünüyor. Bu süreçte inşallah hayırlısıyla bir noktalarsa tüm çocuklarımızı, yani bunlar Evet. 4 yolun geleceği Tabii çünkü. sınav tarihi bir ay geriye çekildi. Evet. Çalışan için problem yok. Koşan atın kafasına vurulmaz derler. Evet. Şimdi koşanlar ciddi manada bir böyle fark sıkıntı yaşamayacak. Ama bu noktada bu Covid sürecinde biraz böyle fitesi düşürenler oldu. Onlarla ilgili. Aynen öyle. Yani şimdi hani çalışan arkadaşlar dediğimiz zaman ben herkesin %100 verimli çalışabildiğini şu süreçte düşünmüyorum. Hani ne kadar çalışıyoruz deseler de bazen bakıyorsunuz ciddi manada motive etmeniz gerekiyor. Ciddi uğraşmanız gerekiyor. Çünkü hani çok basit matematikle alakalı bir şey söyleyeyim. Müfredat değiştiği için mesela o çocuklar müfredatı belki yazdan bitirmişlerdi. Çok, bunun için çok mücadele etmiştik. Ama şu anda bu süreçten dolayı müfredat yok. Yarısı kesildi mesela. Fakat diyorum ya, avantaj şu, sadece kendi başlarına gelmedi. Bu tüm Türkiye'deki tüm öğrencilerimiz için geçerli olan bir süreç. Bu süreçte de ben hep söylüyorum, yani sabit nasıl çalışmak istiyorsa bunun bir programlaması olması lazım. Ama minimum bence 5-6 saat çalışabilmeleri gerekiyor. Bu işte mücadele etmeleri gerekiyor. Bunun için de her zaman destekçi olmaya çalışıyoruz. Her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bu artık biraz psikolojik savaşa dönüyor. Evet. Yani psikolojisi hazırsa, mücadele gücü hazırsa inşallah olacak. Çalışmayan öğrencilere üzülüyorum. Çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Onlarla konuşmaya çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok. Çünkü insan hani her koyun kendi bacağından asılı kelimesi ne kadar yanlış da olsa neticede kendiyle baş başa kaldığı zaman o iradeyi ortaya koyabilenler mücadelesini yapabilecek. 24 saat biz yanında olamayız. Belki başında bekçi gibi duramayız. Sadece istediğimiz tek şey vicdanını ve aklını harekete geçirmeleri. Evet. Yani biraz da kendisinin istemesi gerekiyor. Evet, o Dışarıdan özünde olması zorlama. gerekiyor. Evet. Özveri kendisinin olması lazım. Eskiden Ramazanlar desek hocam şöyle askerliğe gitseniz çocukluktan şöyle aklınıza kalan böyle güzel enstantaneler oldu mu hiç böyle? Ya ben hiç unutamadım. Yani çok güldüğüm belki Ramazan'la alakalı teravih namazlarına gidiyorduk biz mesela çocukken. Namaza başladığımızda birden işte arkada tüm çocuklar saf tutmuşlar, gülüyorlar falan. Hamam böceği bir tane amcamızın arkasında tam sırtında duruyor. Namaz kılarken çocuğun arkadaşım bir tanesi hatırlamıyorum aldı terliği şeyine vurdu, beline vurdu. Ama bir böyle figan koptu işte bilmem ne kaçmalar. Ben unutamam. Yani çok belki basit bir şey olabilir hani izleyenler için.
Ama şimdi şunu düşünüyorum. Gelmeden birkaç gün önce de izlemiştim. Kabe'de mesela şunu gördüm. Namaz kılarlarken yağmur yağıyor mesela. Yağmur yağdığında çocuklar kayıyorlar, elbiselerle yatıyorlar. İşte müthiş derecede bir çılgınlık var orada. Evet. Ve hiç kimse bir şey söylemiyor. O kadar çok güzel ki. Camide de biz hep yıllardır söylüyoruz. Yani yaşlı amcalarımızın veya normal insanların işte camide gürültü yapılmaz, ses çıkartılmaz. Bunlara çok da aslında doğru olduğunu düşünen bir insan değilim. O çocuklar orayı sevmeli, o çocuklar orayı görmeli, özümüzü bilmeli ki bu çocuklar büyüdüklerinde aklına kalacak şeyler bu. Çünkü ben yıllar geçmiş, yaşım bu olmuş ama o benim aklımda. Ben önünden geçtiğimde, herhangi bir caminin önünden geçtiğimde aklıma geldiğinde tebessüm ediyorum. Bu insanlara sıcaklık verir, bu insanlara güzellik verir, bu insanlara bağlılık verir ve on çocukların ileride farklı bir fert olmasını sağlar. Ama Ramazan'dan sonra meyan kökünü yani unutamayız bilmiyorum ki Değil mi? teravihten sonra. Evet, ne kadar güzel. Evet, Allah razı olsun. Çok güzel. Yapabilirim Hocam, inşallah. tabii eğitimle alakalı hep böyle zamanımız geçiyor. Siz de eğitimci olmanız münasebetiyle. Şu andaki süreçle alakalı ne yapıyorsunuz? Yani artık şu anda belki 1 Haziran'da açılacak. Gibi Yani görünüyor, evet. görüntü o gibi. Bununla ilgili bundan sonraki süreçte öğrencilere ne tavsiye ediyorsunuz? Şu zaman kısıtlı. Yani Ama yani bu mesela ikinci dönemi kapsamıyor bu şey. evet. Bu yönden müfredatından gördükleri yerler onlara şey. Aynen. Yani biz zaten hani konu olarak ders saatlerimiz biraz fazlaydı. Çocuklara bu konuda biraz daha konuları anlattığımızı düşünüyorum. O çocuklar hani bu saatten sonra çok böyle ağır konuların altına girmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani biraz idealist ve doğru düşünmek lazım. Hayalperest olmamak gerekiyor. Yapabileceğiniz bu süreçte gerçekten ben çalıştığım zaman bu süreçte şu 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 konuları yapabilirim. Fizikten, matematikten bu konuları yapabilirim dedikleri konulara yüklenmeleri lazım. Ve 1 Haziran itibariyle zaten inşallah yüz yüze eğitimde karşılıklı beraber bir araya geleceğiz. Çocukları motive olarak en azından hazırlamak, deneme sınavlarıyla, kamplarla bu işi hazırlamak gerektiğini düşünüyorum çocuklara. Bunun için de mücadele vereceğiz. Ama en büyük mücadeleyi biz kendimizle veriyoruz. Ben ne kadar hani sıkıntılı bir süreç de olsa kitap okuyorum. Yani bu benim için çok güzel bir şey şu anda mesela. Özlemişim. Yani az da olsa okuyoruz belki ama yoğunluktan bazen Ben fırsat hocam, bulamıyoruz. ben hatim yaptım. Değil mi? Allah akıl Yani versin. gerçekten bu şeyde 10 sayfa, 20 sayfa, işte 5 sayfa. Vallahi geçen oturduk çocuklarla beraber duasını topladık burada. Yani gerçekten hani Umre'deyiz, işimiz orada. Arkadaşlarımız her gün hatim okuyoruz, tamam. Ama burada zor. Evet. Ama bugün gerçekten mesela hatim okumak nasip oldu mesela. Evet, bu çok güzel bir şey yani Allah kabul etsin. Bunların güzel yanları da var tabii ki yani insanların demek ki ailelerine, kendileriyle baş başa kalmalarına ihtiyacı varmış. Her gün yeni yeni pastalar, yeni yemek Evet. tarifleri evlerde. Yani çocuklarımız gerçekten oğlan olsun kız olsun hepsi maşallah yeni yeni tarifler. Bu arada elektrik faturalarında kabarmalar. Evet. Her gün gelirken yeni yeni. Allah Ama can sağlığı versin tabii yani. En bunun önemli şey hepsi bu yani. hocam mutluluk, mutlu olmak. Aynen Deh dedin mi yürüdü mü at. Sözünü tuttu mu avrat. öyle. Hele hayırlıysa evlat. Ne işin var düğün evinde? Düğün Düğün senin senin evinde. evinde. Gir oyna, çık oyna. Yani mutlulukları paylaşmak gerekiyor. Allah mutluluğumuzu daim etsin Amin, inşallah. amin Evet, inşallah. saatlerimiz 21.38'i gösteriyor. Artık bundan sonra son viraja girdik. Hocam, Allah razı olsun. bundan sonraki birey plasın dört yol ve çevresindeki hedefleri nedir? Bununla alakalı en son Ya temellerimiz. eğitimdeki hedefimiz şu. Yani hani hedef derken muhakkak ki bizler de bir şey, bir amaç için uğraşıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Biz sadece işimizi düzgün yapmak istiyoruz. Yani dört yolda yıllardır hani biz dört yolun içindeyiz. Çocuklarla beraberiz, mücadele ediyoruz. O çocuklardaki hüznü de sevinci de görüyoruz. Bazen birbirimize giriyoruz, bazen neşeden, sevinçten ağlıyoruz. Onlarla beraber soluklanma ve bunu gerçekten ömrümüzün yettiği kadar devam ettirmek istiyoruz. Yani hani şöyle bir hedefimiz var, böyle bir hedefimiz yok. Biz sadece işi layıkıyla ve hakkıyla yapmak istiyoruz.
O çocukları güzel yerlere getirmek istiyoruz. Yine söylüyorum, Türkiye'nin bu tür şeylere ihtiyacı var. Birlik olmaya, beraber olmaya, çocuklarımızı güzel yetiştirmeye ihtiyacımız var. Belki bizden geçti yaş olarak diye düşünüyoruz. Ama çocuklarımız için güzel bir dünya, yaşanılabilir bir dört yol, dünyayı da geçtim biliyorsunuz. Yaşanılabilir bir dört yol olması lazım. Buradan belki şey yapmak istiyorum ama hani yeri ve zamanı değil belki ama ben şuna çok üzülüyorum. Yani çok basit bir şey. Herkese de bu örneği anlatıyorum. Ben çocuğumu dört yolda gezdirmek istediğim zaman veya bir yere götürmek istediğim zaman ya da üniversiteye gittiğim zaman benim yıllarımda Ankara Üniversitesi matematik bölümü mezunuyum. İlk gittiğimde yürüyen merdiveni ilk defa Ankara'da gördüm. Ve hiç unutmadım. Yani Kızılay'da o yürüyen merdivenden yukarı çıktığınızdaki o binanın resmi hala aynı yerdedir. Şeker Bank'ın olduğu yer mesela. Hiç unutmadım. Ama şimdi ben çocuğuma dört yolda nerede yürüyen merdiven göstereceğim dediğim zaman bir Nur Sancağım var. O da Allah razı olsun yapanlardan. Evet. Ya biraz daha böyle dört yolumuza hizmet edecek çocuklar, gençler yetiştirmek zorundayız. O yüzden de herkese, hepimize iş düşüyor. Biz de bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz yani. Ne kadar güzel. Evet, programımızın son temenni bölümüne geldik ama Fırat Özdemir, Ali Dağlı, Ali Dağlı abime de selam ediyoruz. Ömer Süreyya Kibar, Umre arkadaşım Ömer Aygün, Yunus Emre Osma, Adnan Hülya Avcı, Ömer Aygün selam ediyor. Ayşe Karapür, ondan sonra Ercan Tuncel, Süheyla İnce, evet Umre arkadaşım selam ederim Önder abime de. Gonca, Filiz Karapür. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Instagram'da isim okuyamıyoruz. Niye? Şu anda Instagram telefonu canlı olarak hizmet verdiği için, bizi çekip yayınladığı için. Dünkü yayınımızda tabii çok güzel bir olay oldu hocam. Biliyorsun dün Yavuz Kağan Ateş'le evet. Telekonferans üzerinden yaptık programımızı. Çok böyle güzel oldu. Ondan sonra evet, Yavuz Başkanım. Allah yani gerçekten Yavuz Bey benim çok böyle sevdiğim bir kişilik, şahsiyet, dört yol için genç bir dima, dört yola ve bölgeye çok faydalı. Suzan Şahin hanımefendi aramış. Ya çok güzel demiş oldu programınız. Tebrik ederim. O da hemen beni aradı. Evet. Paylaştık bunu. Çok tabii güzel. Bu Buse olayı da olmak üzere evet. Anlattıklarınız beraber muhabbet. Allah razı olsun. Daha anlatamadıklarımız aslında Onur Yaşam Müdürü var biliyor musunuz? Yani onlara girmedi o. Yani bir gün inşallah onlar böyle şu Covid-19 şey geçsin. İnşallah daha nice programlar yapacağız. Zafer Hocam için de hedefleri çok yüksek. Yani bu bölgeye siz burada şimdi böyle çok cevvaldir, atılgandır. Yani birebir böyle hedefleri olan insandır. Ondan dolayı çok böyle çok güzel. Teşekkür ederim. Anlayanlar anladı. Mesaj yerlerine gitti. Evet. Hocam son sözleriniz. Ramazanımızın ruhuna uygun. Çok güzel. Son olarak neler söylemek istedim? Bir dua yapalım. Ondan sonra el sallayalım veda edelim. Yani en son olarak ben tabii ki izleyicilerime başta size çok teşekkür ediyorum. Ve bir şeyle neticelendirmek istiyorum. Bunu da okumuştum yine bu hafta içerisinde. Zamanında bir alim bir insan var. Yani belki 20 yıl mağaraya kapanıyor ve 20 yıl boyunca ibadet ediyor. 20 yıl boyunca oradan çıkmıyor ve müthiş derecede şeytanın hazmedemediği bir insan haline geliyor. İşte şeytan padişaha gidiyor. Padişah işte kızı var, kızı sağır hastası olmuş. Onu gönderiyor, o iyileştirebilir derken o insanın neticeler, hadiseler sonucunda imansız gitmesini sağlıyor. Ben nacizane şunu söylemek istiyorum. Yani bu Ramazan ayında veya insanlık hayatımız boyunca hepimizin nasıl yaşayacağımız, nasıl öleceğimiz belli değil. O yüzden öyle bir hayat yaşamalıyız ki tabii ki insanların fıtratları, ölçüleri, fıtratlarımız çok farklı. Belki çok farklı hayatlar yaşıyoruz. Ama neticede özünde doğruluk, dürüstlük, temizlik bunların hepsi güzel hasletler olduğunu düşünüyorum. Ve bunları yaymamız gerektiğini, dört yoldaki ihtiyacı olan, sıkıntılı olan ailelere yardım etmemiz gerektiğini son bir parantez açmak istiyorum. Burada mesela bugün hemşireler haftası biliyorsunuz evet. Bu süreç.
zor bir süreçten geçiyorlar. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Eşimle beraber mesela hemşire olan Emel Hanım var mesela. Beraber muhtaç olan ailelere yardım ediyorlar. Bunu anlatmamdaki sebep yani insanlara Çok güzel, güzellik bravo. olsun, örnek olsun diye. Velilerimiz destek oluyorlar mesela bu konuda sağ olsunlar. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Her birimiz bu konuda fedakarlık yapmaya çalışıyoruz. İyilik gerçekten dokundukça, verdikçe ve çoğaldıkça güzelleşiyor. Hepimizin güzel kalması ve güzelleşmesi dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Amin. Kulü veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhubbul musrifin. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Ya Rabbim, ey mülkün sahibi olan güzel Allah'ım, yalnız sana ibadet, yalnız senden yardım dileriz, bizleri senden gayrı yöne çevirme ya Rabbim. Müşkilatlarımızı halleyle, sıkıntılarımızı zaileyle, şu insanlık üzerinde bulunan hastalık belasının da bir an önce defolmasını nasip ve müessele ya Rabbim. Ya Rabbim, şu Ramazan ayında Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde ifa edebilmeyi, Ramazan'ı bir ömre yayabilmeyi, ya Rabbim ölümü de bayram gibi kutlamayı nasip ve müessele ya Rabbim. İşlerimizi asan eyle, sıkıntılarımızı zail eyle, maddi ve manevi kazançları ihsan eyle, namerdere değil merdere dahi olmayacak, muhtaç olmayacak hayatlar lütfeyle ya Rabbim. Devlet yöneticilerimize ve büyüklerimize ya Rabbim basiretli kararlar vermesini, ya Rabbim askerimizi, polisimizi, güvenlik kuvvetlerimizi, ya Rabbim bugün hemşireler günü sağlık çalışanlarımızı koru esirge bağışla. Ya Rabbim ordumuzu denizde, karada, havada daim muzaffer eyle ya Rabbim. Ya Rabbim dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin makbulü, sevgili peygamberimizin şefaati, hasreten Allah rızası için El Fatiha. Sevgili dostlar, Zafer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür İyi ki ediyoruz. geldiniz, Rica şeref ederiz. verdiniz. Çok güzel bir program Programımız oldu. olsun. İnşallah yarın akşam yine sizlerle saat 21'de bir ve beraber olmak istiyoruz. Saat 23'te Mehmet Beyazıt ile Hasbihal programını yine canlı olarak yayınlayacağız. Son eseri çıktı. İnşallah bekliyoruz. Hararetli bir şekilde Avcı Kekli gelecek inşallah. En yakın zamanda sizin de o eseri almanızı tavsiye ediyorum. Saat 23'te Hasbihal'de canlı yayında hep beraber izleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Yarın akşam Dört Yol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ercan Yıldırım Bey misafirimiz olacak. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.